Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Mücadele Suresi 14-22. ayetler arasını değerlendireceğiz ve bu sureyi bitirmiş olacağız. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Elem tara ilellezine, o kimseleri görmedin mi? Tevellev kavmen, bir kavmi dost edindiler. Gadiballahu aleyhim, Allah'ın gadab ettiği bir kavmi dost edindiler. Yani o münafıklara bakmaz mısın? Allah'ın gadab etmiş olduğu Yahudileri dost edindiler. Mâ hum minkum ve lâ minhum. Halbuki o dost edindikleri kimseler sizden değil, onlardan da değil. Ve yahlifun alel kezib ve hum yâlemun. Ve bunlar bildikleri halde bile bile yalan yere yemin ediyorlar. Malum Medine-i Münevvere'de Yahudiler de var, münafıklar da var. Münafıklar görünüşte Müslüman görülüyor. Ama gerçekte ise hem Yahudilerle hem daha başka İslam düşmanlarıyla ortak hareket edebiliyor. Ayet-i Kerime böyle bir duruma dikkat çekmekte. O kimseleri görmez misin? Allah'ın gadab etmiş olduğu kimseleri dost ediniyorlar. اَعَدَّ lehum azaben شَد۪يدًا. Allah onlara şiddet bir azap hazırladı. İnnehum sa'a ma kanu ya'malun. Onların yapmış oldukları şey ne de kötüdür. Yani münafık olan kimseler bütün hal ve hareketlerinde zaten problemli. Dostluk noktasında da normalde Müslüman görülmekle beraber Müslümanları değil, İslam düşmanı olanları dost ediniyorlar. Ve İşte bu kimseler için şiddetli bir azap var yaptıklarına karşılık olarak. اِتَّخَذُوا اَيْمَانَهُمْ cünneten, onlar yeminlerini bir kalkan edindiler. Yani insan nasıl ki kalkanla dıştan gelen bazı şeyleri karşılamış oluyor, kendini savunmuş oluyor. Onlar da yalan yere yemin etmekle kendilerini korumaya çalıştılar. فَسَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolundan alıkoydular. Yani hem kendileri Allah yolundan saptı, hem de başkalarını Allah yolundan engellemeye çalıştılar. فَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ, onlar için zillete düşürücü, zillet verici bir azap vardır. لَنْ تُونِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا, onların ne malları ne de evladı, çoluk çocuğu Allah'tan herhangi bir şeyi giderecek değildir. Yani malları da, sahip oldukları evlatları da Allah'tan gelecek bir azabı engelleyemeyecektir. Ulaike ashabun nar, onlar ateş, cehennem ateşi ashabıdır. Hum fiha halidun, ve onlar orada daimidirler, ebedidirler. Yevme yeb'asuhumullahu cemi'a, o gün Allah onları diriltir. Yani gün gelecek, kıyamet kopacak ve Allah onları da diriltecek. فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ, o münafıklar size yalan yere yemin ettikleri gibi Allah'ın huzurunda da yalan yere yemin etmek isteyecekler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ, ve kendilerinin bir şey üzerine olduklarını bunlar zannediyorlar. Orada bu şekilde kurtulacaklarını zannedecekler. Ela innahum humul kadibun, dikkat edin, onlar yalancıların ta kendileridir. Yani dünyada size iman ettik derken de yalancıdırlar. Diğer alemde Allahu Teala'nın huzurunda ya Rabbi biz mümindik, namazımızı kılardık derken de yine yalancıdırlar. İstahvaz aleyhimuş şeytanu, şeytan onlara hükmetti. Şeytan onları yoldan çıkardı. فَاَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ, ve onlara Allah'ın zikrini unutturdu. Allah'ın zikri derken Allah'ı anmayı, Allah'ı hatırlamayı onlara unutturdu. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ, Allah'ın zikri en büyüktür. İşte şeytan Allah'ı anmayı onlara unutturdu. Onları başka şeylerle meşgul etti. Ulaike hizbü şeytan, o kimseler
şeytanın hizbidirler. Hizb-i şeytandırlar. Ele inna hizbe şeytan hümül hasirun. Dikkat edin, şeytanın hizbi işte ziyanda olan, zararda olanlar onlardır. Kur'an-ı Kerim'de hizb-i şeytan ve hizbullah birbirine mukabil olarak kullanılır. Ve bu okumuş olduğumuz bölümde biraz sonra surenin sonu olarak da Hizbullah'tan bahis var. Tabii günümüzde bu isim başka yerlerde de belki kullanılıyor. Bizim buradaki anlatımımız ona göre değil. Kur'an'da ele alınmış şekliyle Hizbullah, yani Allah'ın hizbinde olanlar, Allah'ın yolunun yolcuları, Allah'ın dininin böyle her tarafta neşriyatını yapmaya çalışan kimseler. Hizbullah denildiğinde Allah'ın ordusu, Allah'ın yolundan gidenler. Allah'ın yolunda gidenler galip olacaktır. Ama ona mukabil hizb-i şeytan tabir edilen, şeytanın hizbinde yer alanlar, bunlar da hüsrana mahkumdurlar. Yani dünyada da zarar edeceklerdir. Diğer alemde de tamamen bir zarar içerisinde olacaklardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulü ile hat yarışına girenler, yani Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyip kendileri hüküm koymaya çalışanlar, اُلَٰئِكَ فِي الْاَذَلِّينَ işte onlar en zelil bir durumdadırlar. Yani başkaları da dünyada bir takım zilletler çekebilir ama Allah ve Resulüne muhalefeti esas alanlar, bunlar en zelil, en perişan bir haldedirler. Keteballah le'aglibenne ene ve rusulim. Allah şöyle yazdı. Muhakkak ki ben galip geleceğim. Peygamberlerim, elçilerim de galip gelecek. İnnallâhe gaviyyün aziz. Şüphesiz Allah kavidir, azizdir. Değerli izleyenlerim, Allah-u Teala'nın yazmış olması takdir etmesi anlamında kullanılıyor. Allah şöyle yazdı. Yani Allah kendisiyle alakalı şunu prensip edindi. Allah şöyle takdir etti. O da nedir? Muhakkak ki ben galip geleceğim, benim elçilerim de. Bu ilahi senaryodan böyle çıkmıştır. İlahi kader programından böyle çıkmıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz peygamber kıssalarına bakıyoruz. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı mücadelesinde görünüşte mağlup oluyor. Yakalanıyor. Hatta ateşe atılıyor. Ama vel akıbetülil muttakin, akıbet itibariyle baktığımızda Allah-u Teala ateşe emrediyor ki ey ateş, İbrahim'e soğuk ve selametli ol. Böylece ateş Hazreti İbrahim'i yakmıyor. Ve Nemrut'un planları boşa çıkmış oluyor. Demek ki İbrahim Aleyhisselam ateşe atılırken de yine galip sayılır. Zahirde mağlup da olsa, madem ki Nemrut'un dediğini yapmadı, o noktada galiptir. Öte yandan mesela Musa Aleyhisselam'ın hayatı Kur'an-ı Kerim'de serpiştirilerek anlatılmış. Değişik yerlerde değişik bölümleriyle anlatılmış. Musa Aleyhisselam uzun yıllar Firavun'un o despot idaresi altında gizliden bir takım faaliyetlerde bulunabiliyor. Ama netice itibariyle 600 bin kişiyle Mısır'dan ayrılıyor ve onu takip eden Firavun ve ordusu Kızıldeniz'de suların içinde boğulup gidiyor. Sonuç itibariyle baktığımızda işte hak yolda gidenler galip geliyor. Demek ki bu ilahi bir prensip. Cenab-ı Hak bunu prensip edinmiş. Hak yolunda olanlar netice itibariyle galip gelecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda da benzeri bir durumu yine görmekteyiz. Peygamber Efendimiz 40 yaşında Allah'ın dinini tebliğe başladı. 13 yıl Mekke'de önceleri gizliden, daha sonra açıktan tebliğde bulundu. Ve açıktan tebliğe başladığında çok şiddetli bir muhalefetle karşılaştı. Kendisine ve Müslümanlara ambargo uygulandı. Çok zor günler yaşandı. İşkenceden hayatını kaybedenler oldu. Ama neticede her ne kadar Mekke'yi terk etmek zorunda kalmış olsa bile aradan bir 8 yıl geçtikten sonra
Hicretten bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke'ye tekrar döndü ve Mekke fethedildi. Gönüller fethedildi ve davasında galip oldu ve Arap Yarımadası putlardan, putperestlerden temizlendi ve İslamiyet'in temelleri çok sağlam bir şekilde o zaman atıldı. Günümüze kadar da uzantıları devam etti. Kıyamete kadar da devam edecek. Demek ki bu gibi durumlarda sadece halde görülen, yani şimdiki zamanda görülen bazı sıkıntılı manzaralara takılıp kalmamak lazım. Tabii biz ilerisini göremediğimizden, ileride neler olacak göremediğimizden bazen ümitsizliğe düşebiliyoruz. Hak yolunda gidenler acaba mağlup mu oldu? Hatırımıza gelebiliyor. Ama demek ki ilahi senaryodan bu böyle çıkmış. Hak yolunda gidenler galip gelecektir. La tecidu kavmen, hiçbir kavmi bulamazsın. Yu'minuna billahi vel yevmil ahir, Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmi bulamazsın. Yuvaddune men haddallaha ve rasule, Allah ve Resulüne muhalefet edenleri sever bir şekilde bulamazsın. Yani bir kimse Allah'a inanıyor, ahirete inanıyorsa tutup da Allah ve Resulüne muhalefeti esas alan kimselere muhabbet göstermez. Bu noktada saflar ayrılmıştır. Allah yolunda olanlar yine Allah yolunda olanlara muhabbet eder. وَلَوْ كَانُوا اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشِرَتَهُمْ Velev ki o diğer tarafta olanlar onların babaları olsa veya oğulları olsa veya kardeşleri olsa veya aşiretleri de olsa, yani her ne kadar en yakınları bile olsa, madem ki onlar Allah ve Resulüne muhalefeti esas almış, ben Allah'a inanıyorum, ahirete inanıyorum diyen bir kimse tutup da onları dost edinmez. Yani bir insanın babası veya oğlu veya kardeşi veya aşireti, bunlar en yakınlarıdır. Ama bu en yakınlar eğer Allah ve Resulüne muhalefeti esas almışlarsa artık en uzakta kalırlar. Dolayısıyla ayet-i kerime sevme noktasında bize bir ölçü getiriyor. O da nedir? Sevme noktasında dini esasların esas olması. Yani Allah'a iman eden, peygambere iman eden, ahirete iman edenlerle gönül birliğimiz olur, iman birliğimiz olur. Ve bunlar velev bizim yakınımız olmasa da yakınımız olur artık. Ama öte yandan nesep itibariyle yakınımızda bulunan babamız, oğlumuz, kardeşimiz, aşiretimiz din noktasında bize yabancıysa, farklı inançlarda ise Allah ve Resulüne muhalefeti esas almış kimselerse artık onlar bizim yakınımız değildir. Onlar uzakta kalmış olurlar. Ulaike ketebe fi kulubihimul iman, Allah bu şekilde olan kimselere onların kalplerinde imanı yazdı. Yani velev yakınları da olsa Allah ve Resulüne muhalefet edenlere, muhalefet edenlerin kalbine Allah imanı yazdı ve eyyedehum bi ruhin minhu, kendisinden bir ruh ile onları teyit etti. Burada kendisinden bir ruh, malum insanda ceset var, bir de ruh var. Ruh çekildiği zaman ceset bir madde yığınından ibaret kalıyor. Bir kimsede de dini heyecan varsa onda bir ruh var demektir. İşte bu şekilde imanın bir tezahürü olarak bu gibi faaliyetlerde bulunan kimselerde elbette din noktasında bir heyecan, bir faaliyet söz konusudur. Allah onları bir ruh ile teyit etmiştir. Onlara faaliyet, hareket, din hizmetlerde muvaffakiyet gibi heyecanları vermiştir. Ve yudhiluhum cennetin tecri min tahtiha'l enharu halidine fiha, ve Allah altlarından ırmakların, cennet nehirlerinin aktığı öyle sevap yerine onları dahil edecektir. Cennetlere, altlarından ırmaklar akan cennetlere onları dahil edecektir. Halidine fiha, ve onlar orada daimidirler. Radiyallahu anhum ve radu anhum, Allah onlardan razıdır, onlar da Allah'tan razıdır. Ulaike hizbullah, işte bunlar hizbullah'tır. Allah'ın yolundan gidenlerdir. Ela inna hizballah
humul müflihun, dikkat edin, Allah'ın hizbi işte galip olan onlardır. Başka bir yerde Maide suresinde ela inna hizballah humul galibun. Orada da galibiyet cihetine dikkat çekiliyor. Allah'ın hizbinden olanlar, onlar galiptirler. Bu ilahi senaryoda böyle yazılmış. Allah ben ve elçilerim galip gelecek diye buyurmuş. Dolayısıyla tarihe objektif bir şekilde baktığımızda, her ne kadar zaman zaman hak yolunda gidenlerin mağlup gibi olduğunu görsek de netice itibariyle galip geldiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bir nevi hani müsabakalarla temsilen söyleyecek olursak, diyelim 90 dakikada devam eden bir maçta bir takım 89 dakika mağlubiyeti yaşamış da olsa son dakikada diyelim iki tane gol atabildiğinde galip olarak sahadan ayrılmış oluyor. İşte Kur'an-ı Kerim vel akibetü lil müttakin diye bildiriyor. Akibet müttakilerindir. Yani şu dünya hayatında müttaki olanlar zaman zaman mağlubiyette yaşayabilir. Bu mağlubiyet uzun da sürebilir. Ama akibet müttakilerin olacaktır. Hak yolunda gidenler netice itibariyle galip gelecektir. Tarihe baktığımızda bunun çok örneklerini görebiliriz. Yakın tarihimize, 10 yıllık, 20 yıllık geçmişimize baktığımızda yine hak yolunda gidenlerin gerçekten galip geldiğini gerek yaşadığımız coğrafyada gerek başka yerlerde yine görebilmekteyiz. Bu Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği bir müjdeli haberdir. Ve bu müjdeli haber hak yolunda olmak şartıyla gerçekten sebat eden kimselerin netice itibariyle galip geleceğini bize bildiriyor. Kur'an-ı Kerim göklerin ve yerin ordularının Allah'a ait olduğunu söyler. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin orduları, askerleri Allah'ındır. وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ Bizim askerlerimiz muhakkak ki galiptirler. Allah-u Teala böyle bildirir. Ve bu Allah'ın askerleri, orduları içinde bizim bilmediklerimiz de vardır. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُ Rabbinin ordularını, askerlerini ancak kendisi bilir. Böyle olunca ehli iman hiç bilmedikleri yerlerden, farkına varmadıkları yerlerden teyit alırlar, yardım alırlar ve tamamen böyle sebeplerin biter gibi görüldüğü noktalarda Allah birden durumları değiştirir ve bir takım sıra dışı durumlarla özel bir inayetle Allah-u Teala ehli imanı galip kılar. Ama ehli imanın buna layık olabilmesi için bir gayret içerisinde olması gerekir. Ve bunun bedeli neyse onu verebilmesi, ona göre ciddi, samimi bir çalışmanın içinde olması gerekir. Cenab-ı Hak bizi kendi hizbinde olan ve dünyada ve ahirette galip ve felaha eren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.